Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim. Şimdi Kale Kim hissesine bakacağız, durumu nedir diye. Bir izleyicim, yani abonem Kale Kim hissesini sordu, bir bakalım. Fazla bekletmeden. Şimdi Kale Kim hissesi güzel hisse arkadaşlar. Hem 9 aylık karı güzel, artı satışları güzel. Ayrıyetten de yurt dışına şirket kurma planları var. Yani temel olarak güzel bir firma, kötü bir firma değil. Ayrı temel teknik analizde de yükseliş trendine. Lakin yükseliş trendini kırarsa, şimdi bazen şöyle yapıyorlar şu anki piyasada. Karını açıklıyor, güzel projeleri açıklıyorlar. Genel olarak anlatıyorum. Ardından trendini kırdırıp baskı yapabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda ilk başta ucuzlatıp ondan sonra yükseliş yapmak için hisseyi baskılayabiliyorlar. Bu iyi haberleri falan tabii kötü değil. İyi haber gelmesi, karının yüksek olması, güzel olması kötü bir şey değil. Ama pek kara ya da zarara bakmıyor bu işler. Dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar, bu hissenin trendi şurada. Bakın şu şekilde. Bir yükseliş trendine. Bu yükseliş trendi kırılmadığı sürece bir problem yok. Ayrıyeten de şurada bir düşüş kanalı var. Ya yani bu kanalın içine alırlarsa, kırdırmazlarsa ne olur? Şu yükselen trendi de bozarsa şurada şu şekilde aşağı doğru çaktırmadan aşağı doğru gelme riski var. Dikkat etmek lazım. Ha, şu anlık bir problem yok. Bakın şuradaki, hemen şurayı çizeyim. Bak şimdi. Hatta bunu kalınlaştırayım. Bakın şimdi şu bölge önemli. Tamam. Hisse şu bant aralığında. Şu an. Ayrıyetten de şurada da bir düşüş kanalı var. Buna dikkat edelim. Hisse desteğinden, sağlam desteğinden hemen tepki almış, toparlamış. Bir fitil salmış aşağı. Şu an biraz satıcı baskılı gözüküyor. Haftalık grafikte. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte de öyle. İlk başta biliyorsunuz haftalık veya aylık bazı grafikte bakıp dolar bazında söylüyorum. Ondan sonra TL'ye çeviriyorum. TL olarak da anlatacağım yayınımı izlerseniz. Arkadaşlar %2,5, %2,65 desteği var. Burası sağlam destek. Buradan bir toparlayabilir. Toparlayamazsa aşağıda %10'u var. Bakın bunlar sağlam tepki yapabileceği yerler. %10,5. Ayrıca önemli yer, bakın. Bura kritik yer. Ama mutlaka buradan tepki alır. Yüzde kaç? Bakalım. %17,5. %17,5'tan mutlaka tepki alır. Ha, hafif bir tepki alır. Burayı kırdırırlarsa şuradaki düşüş kanalına girer. Şuradaki kalın çizgiyle gösterdiğim yer direnç yaparlar. O zaman baskı yemiş olur. Önlem alınması gereken yerde arkadaşlar %24. %24. Yukarıda nesi var? Ha, şu an bir aşağıyı yoklayacak. Yukarıyı konuşmanın çok bir anlamı yok da. Bazen küçük yatırım sattığı zaman yukarıya sıçratabiliyor. Ya da gel gel yapıp ondan sonra aşağı çakabiliyorlar. Yukarıda nesi var? %6'sı var. %6, %13 tekrar yaparsa. %6, %13 ve şu şekilde şurada çok hızlı bir şekilde satış yeme potansiyeli var. %27. Bakın %27 yaparsa. Ama bunun şu an aşağısını konuşmak daha doğru olur. Ha, ilerleyen aşamalarda bunun aşağısı fazla mı? Bakın trendleri bozulur. Fazla bir manipüle uğrarsa bunun aşağısı biraz riskli. Yani dediğim destek seviyelerine ve direnç seviyelerine dikkat edersek sıkıntı olmaz. Şimdi ne dedik? %2,65. Tekrar tepki yapacağı yer. Yani 30 lira. Bakın 30 lirası destek. Sağlam destek. Tekrar kullanabilir. Kullanıp düşerse %10,5 var sağlam olarak. 27,5 TL. %17,5. Bakın bu trendin, yani nasıl desem, kritik yer burası. Ha, tepki alır mı? Mutlaka tepki alır.
Bakın söylüyorum size, mutlaka tepki alır buradan. Dönüş olmasa bile tepki yapar. 25,5 TL. Ha, burayı kullanır. 25,5 TL kullanır. Kalkar. Geri satış yer. Baskılarlarsa %24'ü var. Önlem alınması gereken yer. Ne 23 TL, 23,5 TL, o civarlar. 23,5 TL. Ha, tepki yaptı diyelim. Bulunduğu yerden tepki yaptı ya da ne bileyim 30 liraya gelir tepki yaparsa dirençleri ne olur? %6. 32 TL 70 kuruş. Bunu tepki yapa yapa düşürebilirler. Bakın şuradaki olay yaparlar bak. Görüyor musun? Tepki yapa yapa düşürmüşler. Bakın burada da. Bakın burada tepki yapa yapa düşürmüşler. Yani görünen o ki yolculuk bu hissede biraz aşağıya doğru. %6 32 TL 70 kuruş yapar tepkide dedik. Ondan sonra kırarsa %13. Ha, biraz alıcı çekmek için yukarı kaldırabilirler. Yani ne 34 TL 90 kuruş 35 TL o civarlarda. Ya bir de isterlerse de %27 yaptırma potansiyelleri var mı? Var. Hızlı bir şekilde olur. Bakın şuradaki fitil var ya, buradaki gibi yukarı doğru hızlı bir şekilde der. O da ne? 39 TL. Hızlı yer satışı bir anda düşebilir. Dikkat etmek lazım. Kalekim hissesine durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar izleyen arkadaşlardan ricam, kanalıma abone değilseniz abone olup takip ederseniz, ayrıyetten de bildirimleri açarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar dilerim.